Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yükselen bir Türk savunma sanayisi olduğu açıkça ortada. Bu gelişimin en büyük yükseliş adımı ise yerli silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla atıldı. Türk savunma sanayisi dünyada adından sıkça söz ettirip pazar payını büyüttükçe, bu savunma sanayi pazarında rakip konumunda bulunan ülkeler arasında bir takım sorunlar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bu sorunların belki de en büyüğü patlak verdi. Bizim yerel medyamızda fazla lanse edilmemiş olsa da biz bugün bu konuya değinmek istedik. Bizim için aslında oldukça önemli bir konu. Dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri bizim yüzümüzden bu tarz olayların içerisine girdiğinde kim ne derse desin ne kadar büyük bir başarı elde etmiş olduğumuzu çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz ülkeler Amerika ve Almanya gibi dünyanın önde gelen ülkelerinden oluşuyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin bu durdurulamaz savunma sanayi yükselişinden rahatsız olan bazı ülkeler oldu. Bunların en başında ise Amerika geliyor. Amerikan yönetimi bu yükselişin önüne geçmek için ülkemize çeşitli yaptırım ve ambargo kararları almıştı. Fakat Türkiye artık yerli ve milli hamlesiyle hareket ettiği için bu yaptırım ve ambargoların herhangi bir etkisi Türk savunma sanayisi için olmadı diyebiliriz. Zaten Türkiye bu yola geçmişte de birçok kez yaşanmış bu durumları göze alarak çıktı. Daha öncesinde de savunma sanayisi için girişimler olsa da yerli üretime bu kadar önem verilmemişti. Geçmişten alınan derslerle beraber tamamen hazır bir şekilde bir kez daha savunma sanayisine atılan Türkiye, bu kez önüne çıkan her engeli çok kolay bir şekilde aşabiliyor. Bütün bu sorunların temelinde yatan ana unsur tabii ki de yerli üretim. Siz yerli üretimi sağlayabildiğiniz sürece dışarıdan gelecek herhangi bir yaptırım, ambargo uygulaması vesaire sizin işlerinizi sekteye uğratamayacaktır. Türkiye şu anda bu yolda başladığı günden bugüne emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Böyle Amerika gibi büyük devletler bir işe kalkışıp başarısız olduğunda haliyle hedef noktası konumuna geliyor. Yerel veya dış basın fark etmeksizin herkes onu suçluyor. Bu oldukça normal bir durum. Bu videomuzda ona bir örnek niteliğinde. Amerika'da yayın yapan ve dünyaca bir üne sahip olan haber sitesi Business Insider yayınladığı bir haberde Türkiye'nin yükselişinin sorumlusu olarak ABD'yi gösterdi. Yayınlanan haberin içeriğinde Amerika'nın uygulamış olduğu ambargoların hata olduğu altı çizilerek birçok kez vurgulandı. Yine aynı haberde artık dünya üzerinde hava sahasında üstünlük kurmayı hedefleyen birçok ülkenin Baykar savunma üretimi Bayraktar TB2'leri satın almak istediği şu sözlerle anlatılıyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin anahtarıydı. Hava avantajı arayan diğer ülkeler şimdi Bayraktar TB2'leri arıyor. Aslında sadece Bayraktar İHA'larından değil, genel olarak Türk savunma sanayisinden bahseden haber devamında şu sözlere yer veriyor. Son dönemde Türk savunma sanayi firmaları, silah sistemleri ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretmeyi arttırdı. Artan bu yatırım, Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçılarından biri haline getirdi. Yani kısacası temel olarak Amerikalı Business Insider, Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımı arttırmasında Amerikan yönetiminin öncü olduğunu ve bu sebeple yerli üretim oranı yükselen Türkiye'nin artık durdurulamaz bir hal aldığını söylüyor. Sadece bununla da kalmadı. ABD yönetimini ve hatta tüm Batı ülkelerini suçlayan bir diğer yayın organı Almanya kökenli Junge Welt gazetesi. Hemen kısa bir analizde Junge Welt gazetesinin yayınlamış olduğu haber için yapalım. Batı dünyasında aslında Karabağ Savaşı'nın sonuçlandığı tarihten beri Türk SİHA'ları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu savaşın oyun değiştiricisi olan Bayraktar TB2 SİHA'lar Almanya'yı da tedirgin etmeyi başardı. Öyle ki ülke içerisinde bulunan siyasi partiler Türk SİHA'larını inceleme altına alıp Alman Savunma Bakanlığı'na soru önergesi yönelttiler. Bu soru önergesinin kısaca içeriği şu: olası bir durumda biz bu SİHA'lara karşı kendimizi savunabilecek durumda mıyız? Junge Welt gazetesi bunun üzerine bir analiz yayınladı ve bu soruya cevap bulmak yerine eleştirmeyi seçti. Bu eleştiri yayınlanan analizde tam olarak Batı Ankara'ya ambargo uyguladı. Onlar da daha iyisini yaptı. Havada süper güç oldular şeklinde yer alıyor. Dolaylı yoldan yine iş aslında Türkiye'ye en çok yaptırım uygulama girişiminde bulunan Amerika'ya çıkıyor. Almanya'da bir takım sorunlar yaratsa da çok büyük çapta değildi. Ama Amerikan Senatosu bile Amerikan yönetimine bir mektupla Türk SİHA'ları için her türlü tedariğin durdurulması konusunda baskı uygulamayı denedi.
hem de bu senato hükümete gönderilen mektubu tamamen zıt görüşte insanların da ortak kararıyla hazırladı. Anlayacağınız, normal şartlarda birbirlerini sürekli yiyip bitiren farklı gruplar bile bizim yerli üretimimiz olan Türk sihaları karşısında birlik olmuş ve adeta Türkiye'nin yükseliş çarkına çomak sokmanın fırsatını kolluyor. Videomuzun sonuna gelmişken, çok kısa bir şekilde tüm dünyaya dert olmuş bu sistemimizi tanıtmak, sonrasında da videoyu sonlandırmak istiyorum. Baykar üretimi Bayraktar Taktik Blok 2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava aracıdır. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri ve Fas Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmiş durumda. Kırgızistan ve Irak ile bilinmeyen sayıda TB2'nin satışı için anlaşma sağlandı. Mayıs 2021'de Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanmasıyla ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış olacak. Baykar Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplamı 400 bini geçmiş durumda. Böylelikle Bayraktar TB2 gökyüzünde en uzun süre görev yapan Türkiye yapımı İHA, SİHA genel olarak hava aracı olmuştur. Haziran 2020'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağını duyurdu. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Bayraktar TB2'ler Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı büyük bir başarıyla kullanıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin topçularını, piyadelerini, tanklarını, zırhlı personel taşıyıcılarını, birçok OSA, Strela 10 ve 5 S-300 hava savunma sistemini Bayraktar TB2'ler ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2'ler ile etkisiz hale getirildi. Savaş sonrasında Bayraktar TB2'lerin Ermenistan'a verdiği toplam zarar 1 milyar dolara geçti diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.